merhabalar sevgili hanımlar. Yine uzun bir aradan sonra modellerim ile yine kanalımda buluşacağız bugün de. Şimdi ben önceliği bu yakın zamanda paylaştığım Instagram sayfamda file detaylı modelimiz var, biliyorsunuz suplasını çalışıyoruz. Bundan bir yoğun istek aldı, geldi daha doğrusu. Şimdi önceliği buna verdim. Sırayla diğer modellerim de devam edecek. Sarıyı sık iğne ile çalıştım. Hemen ölçülerini size söyleyeceğim. Çünkü bu eni biraz 90 santimlik bir masa içindi. Fazla tutmadım. 93 santim boyu. Ben size çekimin sonunda göstereceğim detaylı detaylı. Boy uzunluğu 93 santim. 18 santim de en kısmı, bitişi. Şimdi ama ben size sık iğne ile çalışmayacağım. İki sıra. Daha önceden de yine kanalımda gördüğünüz sunum runner'larında yaptığımız iki sıra ikili trabzan tekniğiyle yaptığım detayla döneceğim. Tabi sık iğne sayılarını da size birazdan, kaç tane sık iğne çekmişim 93 santim olması için, onun da sayısını vereceğim. Ama öncelikle ben size küçük oval runner çalışacağım. Tabii ki ikili trabzan sayılarını da vereceğim. Evet, tığ bilgisini vermemişim. Yine yakın şöyle kullandığım tığı göstereyim size. 4 milim 7 no yazıyor. Böyle bir tığ kullanıyorum. Bunu da gösterdikten sonra sizden rica ediyorum. Kanalımdan, bu modelimden faydalanırken abone değilseniz abone olmanızı, beğen butonuna tıklamanızı ve yorumlarınızı bırakmanızı özellikle rica ediyorum diyerek hemen yapım aşamasına geçiyoruz hanımlar. Öncelikle ne yapıyoruz? Tabii ki zincirle başlıyoruz. Ben şimdi size böyle bir açık renkle çalışacağım. Yakın görmeniz açısından inşallah bu çekimimde el kaydırmalarım olmayacak. Daha dikkat etmeye, daha yavaş size göstermeye çalışacağım. Hemen ilk zincirimi böyle aldım. Şimdi bu file detayını oluşturmamız için kenar dilimlerini tekli sayıda zincirimizi bırakmamamız gerekiyor. Hemen hemen ben bir 24 tane zincir çekmeyi düşünüyorum. Dediğim gibi böyle bir kahve sunumlu çalışacağım size. Tabii ki eğer siz masa runner'ı yapacaksanız sayfamda paylaştığım yeşil masa runner'ın ölçülerini de isteyeceksiniz biliyorum. 110 zincir artı ilave 2 zincirle 112 zincirle başlayabilirsiniz. Tabii daha büyük yapmak istiyorsanız, bir metreden fazla bir sunum runner'ı yapmak istiyorsanız 120 zincirde çekebilirsiniz, 2 zincirde ilave edebilirsiniz, 122 ile de başlayabilirsiniz. Ben genelde 100-110 zincirle yapıyorum çünkü ortada kalsın, merkezde kalsın istiyorum. Şimdi yine ben zincirlerimi yavaş yavaş çekeyim. Devam ediyorum. Hemen bir sayayım hemen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 olmuş. 21, 22, 23, 24, bir 26 tane yapayım bunda. Şöyle 26 tane zincirim oldu. Şimdi hemen ilk başta 2 tane zincirimi geriye alacağım. 2 zinciri geriye alıp üçüncüsünün tek kanadının içinden böyle alıp ikili trabzan yapacağım hanımlar. Aldığım noktayı gördünüz. Hep tek kanatla gideceğiz. Karşı dönüşte de diğer kanada geçeceğiz. Şimdi bunu zincirin sonuna kadar ben böyle ikili trabzan yaparak birkaç tane daha yapayım. Yeni başlayanlar adına ikili trabzan ilmeği içinden aldım. Bir seferde çektim. İkinci seferde bu ikili trabzan olmuş oluyor. Tekrar tığımın üstünde ipim. Yine tek kanadı. İki kanadı almadım, şu orta kısım kalın olmasın diye. Muntazam olsun diye böyle tek kanatla dönüyorum. Hemen gelen şu başak görüntüleri, şunlar zincirlerimiz oluyor. Hep bunların içine alarak en başa kadar ben böyle devam edeyim. Siz de devam edin hanımlar. Sıra dönüşünde hemen oval kısma geçeceğiz birlikte. Evet hanımlar, böyle tam 26 tane ikili trabzanı yaparak zincirimin son
Trabzon'un da bitirdikten sonra şimdi burada hemen şurada 26 tane zincirim orada, hemen şu 27.'nin içine 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu oval dönüşümüzü sağlayacak hanımlar. 2 3 4. Şimdi burada böyle bir delikte, böyle bir şu zincirde bir büyüme oluyor. Sonra şuradan sıkıştıracağız onu. Siz de yaptığınızda, sıkıştırdığınızda daha muntazam gözükecektir. Şimdi 4 5 ve 6. Ben orayı sıkıştırmıyorum ki nereye battığımı tekrar görün diye. Şimdi 6 tane böyle dönüşümüzü yaptık. Hemen karşıda ilk battığımız şu zincir, yani 26'da bitirdiğimiz şu noktaya ikili trabzanımızı yaparak döneceğiz. Şöyle ilmeğim üzerinde hemen yine tek kanadına girdim. Karşılıklı trabzanların denk gelmesi için size sıkıştırmadım ki, hani biraz daha bol bırakıyorum görmeniz adına. Şimdi devam ediyoruz. Bu tek kanatla yine sıra başına gelene kadar yine böyle ikili trabzan birkaç tane birlikte örelim. Bir tane daha örüyorum. Şimdi sıra başına kadar böyle devam edeceksiniz siz de hanımlar. Evet hanımlar. Böyle hemen karşılıklı trabzanlarımı bitirdim. Şimdi hemen 6 tane artış yapacağım. Noktadayım. Bir tanesini yaptım. Şöyle yakın yakın göstereyim. Orası çünkü çok son zincirimiz. Buraya tam 6 tane, aynı karşıdaki olduğu gibi 6 tane ikili trabzanla oval dönüşümüzün ilk sırasını bitirmiş olacağız. 2, 4, 5, 6. Şimdi sıra sonu hemen bu başladığımız iki zincirli noktaya hiç ilmek üzerine almadan şurada hemen kilitliyoruz sıramızı. Böyle kilitledik. Şimdi 1, 2 zincir çektim. İki zincir çekerek hemen dibine başladım ikili trabzanıma. Şimdi bu sırayı da yine oval kısma artırma yerine gelene kadar hanımlar böyle ikili trabzanla devam edeceğim. Böyle bol bol, hani çekiyorum, çok sıkmıyorum elimi, rahat rahat görün diye. Böyle siz de oval kısma kadar hiçbir artış yapmadan devam edin. Hemen oval kısımda yine detayıyla buluşalım. Evet hanımlar, tam artış yaptığım noktaya geldim. Orada ikili trabzanımı bitirip size bu detayı vermek istedim. Hemen 6 tane trabzanla bir trabzan için artış yaptığım noktadayım. Buraya her ilmeğin içine 2 kere batarak 12 tane ilmek elde edeceğiz burada. Bir artış yapmış olacağız. Şimdi hemen yine ilmeğin içine ikinci trabzanımı yaptım. Hemen gelen noktaya yine 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 4 tane olmuş oldu. Şimdi devam ediyorum. 5. 5. Yine aynı noktaya 6. Şimdi hiç kesmeden devam ediyorum. 7. Yine aynı noktaya, bakın buraya. 8. Devam ediyorum. 10 oldu. Şimdi sonuncuyu yapıyorum. Ve birlikte sayacağız orayı hanımlar. Şurayı sıkıştırmadım.
Şimdi bakıyor, bakın birlikte sayalım. Şurada başladı artışımız. 6. 6 tane şu ikili trabzan olduğu noktada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 tane ilmek elde etmiş olduk burada. Şimdi buradan sonra hep hiçbir artış yapmadan ikili trabzanımıza devam ediyorum. Artış yok hanımlar. Ta ki diğer oval uca gelene kadar böyle devam edin. Zaten birkaç tane oval sunum runner'ı çalıştık sayfada. Birçoğunuz yaptınız, biliyorsunuz. Tabi bilmeyenler adına tekrardan detaylı anlatmam gerekiyor modelin içinde. İnşallah sıkılmadan detaylı adım adım paylaşıyorum sizlerle. Şimdi sıra sonuna kadar, oval kısma gelene kadar böyle siz de devam edin. Evet hanımlar. Şimdi oval kısmın gördüğünüz gibi şu artış kısmındayız yine. Hemen orada da çift yapacağız. 6 tane ikili trabzan olan noktaya. Hemen oradayım. Zaten belli, bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane şurada arttırmışım. Oradayım. Onu çok sıkı takip edin. Kaymaması lazım. Çok kolay çalışacaksınız. Böyle anlattığım kısmıyla dikkatle dinlerseniz ve izlerseniz muntazam ovalleriniz olacak sizin de. Şurada ben zinciri biraz fazla bol tuttuğum için bir açılma olmuş. O böyle, o kısmı ben sıkıştıracağım. Siz de bu zincir kısmını daha sıkı çekin. Çünkü diğerlerinde öyle anlatıyorum, öyle yapıyorum. O detayı da tekrar vermiş olayım, o açılmayı görmemeniz için. Sökmüyorum ben. Şimdi yine bitirdiğimde sayacağım. Her noktaya çift battım. Şimdi burada bağlama yerinde, orayı da göstereyim nasıl, nerede tam bağladığımı, yanlış bir batış yapmayın diye. Şimdi bakın sayıyoruz birlikte. Bir çift, iki çift, iki çift, 3, 4, 5 ve 6. Yani 12 tane trabzan burada da elde etmiş olduk. Şu noktaya, şuraya batmayacağım hanımlar, bakın. Şuraya batmayın. O zaman karşılıklı ovaller, oval görüntü denk gelmez. Şimdi burada böyle sıkı zincirimizi tuttuktan sonra hemen gelen şu karşıdaki şu zincirin içinde şurada sırayı böyle sabitliyorum. Şurayı. Sabitledikten sonra şimdi ben bu kadardan itibaren file kısmını başladım. Eğer siz bir sıra daha fazla örmek istiyorsanız, file kısmını kısa bırakmak istiyorsanız, o zaman bu artış kısımlarında 1 artı 1 tek, 1 tek, 1 çift diye devam edebilirsiniz. Diğer overrunner'larımda paylaştığım gibi 2 tek, 1 çift, 3 tek, 1 çift devam edebilirsiniz. Ben burada bırakacağım hanımlar. Çünkü ben file kısmının daha fazla olmasını istiyorum. Çok enli çalışmayacağım. Ama siz enli çalışacaksanız dediğim gibi devam edersiniz. Şimdi burada ne yapıyorum? Hemen şimdi burada iş sürme dediğimiz, hiç ilmek üzerinde değil, böyle devam ediyorum. Şurada şöyle bir kalınlık oluşturmuş oluyorum hanımlar. Sık iğnede de aynı sıra, aynı tekniği uyguladım. Sarı gördüğünüz masanın üzerindeki artırmaları da aynı. Sadece sık iğne çalışmış oldum onda. Şöyle birkaç tane daha örüp şöyle göstereyim size. Böyle sıra sonuna kadar, şu kısma kadar gelene kadar siz de böyle devam edin hanımlar. Evet hanımlar. Ben oval kısmı bitirdim. Gördüğünüz gibi böyle oldu benimkisi. Şimdi hemen şurada ne yapıyorum? Sıramızın sonu. Burada hemen ilmeğimi son iz sürmeye kadar geldim, bitişine kadar geldim. Şurada ilmeğimi içinden çıkarttım. Şu gördüğünüz ilk başladığım iz sürme dediğim yerdeyim. Şurada tığımı arkadan aldım. İpimi de onun içinden çıkartıp
arka kısma geçirdim. Çünkü buradan devam edeceğiz file detayına. İpimi böyle arkaya almış oldum. Şimdi ne yapıyoruz burada? 1, 2, 3, 4 zincir. 4 zincir çekip burada 2 tane atlıyoruz. Yani 2 ilmek böyle atlıyoruz. Şu gördüğümüz 3. ama buraya batmıyorum hanımlar. Bakın şurada gördüğünüz arkadaki şu başakların içine batacağım hep ikisini birlikte. 1, 2 atladım. Şunun içinde hemen 4 zincirle ilk filemi yapmış oldum. Yine 1, 2, 3, 4, 5 ile de başlayabilirsiniz. Ben ilk çok görünmesini istemediğim için 4 ile başlıyorum. Elinize göre siz değişiklik gösterebilirsiniz. Ben nasıl yaptıysam öyle tarifimi devam ettiriyorum sizi. 5 ile yapabilirsiniz. 4 ile ben devam ediyorum. 3, 4. Bu sıra 4. Böyle hep şu gördüğünüz kısımda şurada böyle ikisini birlikte alarak şöyle tekrardan 1, 2, 3, 4. Yine şöyle yapıyorum. Hemen yine iki tane atlıyorum. Hemen şu kısma. Böyle oval kısma gelene kadar böyle kaç tane yaptığımı sizle paylaşacağım. Evet, tam artırma noktasına kadar iki tane zincir atlayarak 4 zincirle fileme devam ettim. Şimdi bu oval kısma geldim. Burada 1, 2, 3, 4 tane yaptım. Şimdi burada birer tane atlıyoruz. Bir ilmek atlıyoruz. Şu 12 tane artış yaptığımız kısımda siz de elinizde fark edeceksiniz zaten. Bakın ilk artışımı böyle başlangıcımı yapmış oldum. Tam 6 tane bu noktada birer tane atlayarak yapacaksınız. Yani çok illa da ilmeklere bağlı kalmayın ama bu kısımda 6 tane şurada 6 tane fileniz olmuş olacak. 2, 3, 4 ve 3.'ü yaptım. 3 tane daha yapacağım bu kısımda. 1, 2, 3 ve 4. 4. Tekrardan 1, 2, 3 ve 4 birlikte sayacağız. Hep bir tane atlayarak gittiğim noktadayız. Kaç tane yapmışım ona bakacağız. Birer tane atlayarak söyleyemedim de. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane daha yapmam gerekiyor. Bir tane daha. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi yine bir tane atlıyorum. Bundan sonra yine ikişer devam edeceğiz. 2 zincir atlayarak, yani 2 ilmek atlayarak 4 zincirle 3, 4. Hemen şu kısımda 1, 2 atlıyorum bakın. 2 tane ilmek. 3.'ünün içinde böyle devam ediyorum. 1, 2, 3 ve 4. Böyle yine oval kısma gelene kadar. Yine o kısımda da 6 tane, 6 yerde bir zincir atlayarak filemize devam edeceğiz. Ben bir devam edeyim. Sonra size kaç tane file yaptım onu da paylaşacağım. Evet. Hemen şurada hemen saydım böyle geriye döndüm. Bir tane burada bıraktığım zaman buraya da file olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Onun için tam şu kısımda ilk filemi bir ilmek atlayarak başlayacağım. Siz de böyle bakarak hesaplayarak giderseniz çift file sayısı olması lazım. Yani diyelim misal veriyorum 28 tane file olması gerekiyor. 29 olursa kenar detayımız denk gelmeyecektir. Üstüne en son sırada geçeceğimiz ikili trabzanlı sıramız denk gelmeyecektir. Sadece filelerimizin çift sayı olarak bitirmeye dikkat edin. 1, 2, çünkü yapacağınız zincir ölçüleriniz değiştikçe filelerin adeti de fazlalaşacaktır. Bu detayı da veriyorum size takılmamanız adına. DM'den çok dönüş yapamıyorum. Çok soruyorsunuz bazı detayları. Aslında anlatıyorum kanalda ama ya dinlerken kaçırıyorsunuz ya da ben bazı detayları anlatmamış oluyorum.
Onun için aklıma geldikçe paylaşıyorum sizle. Yani çift file sayısı elde etmiş olacağız şu dönüşe kadar. Sayacağım size çift mi değil mi? Çift değilse bir yerde fileyi sayısını değiştirmem gerekecek. Örnek çünkü kurulmamış olacak orada. Şimdi burada 6 tane ben bir bir artırdığım noktayı bitirmiş oldum. Şimdi fileleri sayacağım. Şunla bitecek. Şu bitişimi de yapıp sayayım ki siz de takılmayın. 1, 2, 3, 4. Şurada başladığım şu zincirin dibinde, şurada hiç ilmek üzerinde değil, böyle fileyi şöyle kilitliyorum. Sırayı böyle bitirmiş oldum. Şimdi ben bunu sayayım bir. Hemen bakarak bir sayayım. Şöyle. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26, 28, 29 gelmiş. Ne yapacağız? Bir tane şurada, şuradakine bakın hemen zaten belli ediyor. Şunu kaydırmam lazım. Çünkü 28 tane olması lazım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29 olmaz. Onun için şuraya bir sökeceğim. 28'e denk getireceğim hanımlar. Evet hanımlar. 28'e denk getirdim. Ne yaptım? Hemen şu başta iki tane, şurada bir tane atladığım yere iki tane yaptım. Burada beş tane birer tane artırdığım noktayla şu bitişi sağlamış oldum. Burayı da 6'ya saymış olduk. Şimdi ne yapıyorum burada? Sıramı kapatıyorum. Tam şu noktada, az önceki noktada, şurada pardon, zincirimi tekrardan bir sıkıştırmam gerekiyor. Şurada böyle hemen kapattım. Ne yapıyorum? İlk başladığım filenin içine, 4 tane zincir çektiğim noktanın içine bir tane yine üzerine almadan böyle gezdirerek zincirin üstünde üst sıranın çıkışını böyle sağlıyorum hanımlar. 2 tane böyle iz sürme yapmış oldum. Şimdi burada 5 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 zincir çekerek ikinci sıranın ilk filesini böyle ortasına alarak sık iğne ile yapmış oluyorum. 2, 3, 4 ve 5 yine tekrardan burada böyle sıkıştırmış oldum. Şimdi yine böyle 1, 2, 3, 4, 5 oval kısma gelene kadar böyle 5 zincirle bu ikinci sıramızı devam edelim. Yine ovalde nasıl döndüğümü göstereceğim size. Evet, oval kısma geldim. Aslında hiçbir değişiklik yapmıyorum ama yine de sizinle bu dönüşü birkaç tanesini de paylaşmak istedim. Yine 5 zincir, 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. Yine bir file. Bunu da yani sıra sonuna kadar bu filelerimizi hiç artırma yapmadan her noktaya 5'er zincirle böyle dönüyoruz hanımlar. Tekrardan bir üçüncü file detayında tekrardan adım adım göstereceğim tekrar size. Evet hanımlar, ikinci sıramızın böyle hemen sonuna geldim. Tam bu geçiş kısmına kadar getirdim 5'er zincirle. Şimdi burada nasıl bir üst sıraya çıktığımı göstermem gerekiyor size. Hemen yine 5 tane zincirimizi çekiyoruz hanımlar. 2, 3, 4 ve 5 zincirimizi çektik. Hemen yine şu başladığımız filenin şu dibine batarak tam şuraya, ilmek üzerinde değil, sıramızı şurada biraz sıkı kapatmışım orayı. Şöyle hemen böyle bu fileyle burayı da kapatmış oldum. Şuraya. Şimdi gelen şu noktada hemen bir iz sürme yaparak böyle zincirin üstünde gezerek üst sıraya böyle çıkıyoruz. Burada 3 tane zincirin üzerinde böyle ipimi gezdirerek tam orta merkezde 3. sıramı başlamış oluyorum. Burada çekeceğimiz zincir 6. 3, 4, 5 ve 6. Bakın.
Yine böyle altı zincirle oval kısmı da geleyim. Bakayım orada artış yapacağım mı yapmayacağım mı, bir karar vereceğim. Ona göre sizinle paylaşacağım. Siz de bu sırada 4 ile başladık, 5 ile devam ettik. Şimdi 6 ile devam ediyoruz. Evet, 6 zincirle hiçbir değişiklik yapmadım. Yine 6 zincirle artırmadan, ilk başta artırdığımız 6 tane şu noktadan sonra 4 zincirle başlamıştık. 5 zincir, sonra 6 zincir. Böyle devam ettim. Yine bitiş noktasında yine bir üst sıraya çıkıp yine bu sırada kaç zincirle devam edeceğimi göstereceğim. Sonra bir üst detaya geçeceğiz birlikte. Şimdi yine 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 zincirle hemen şu noktaya başladığımız şu noktada ilmek üzerinde değil, iki kanadı birlikte alarak onun içinden geçiriyoruz. Ben tabii orayı çok sıktığım için biraz da yavaş da yapmaya gayret ediyorum artık. Burada kilitledik. Şimdi burada 6 zincirlik şu noktadayız. Hemen bunların içinde de 3 tanenin içinde gezdiriyorum hanımlar. Yine orta merkezini filenin buluyorum böylelikle. Ve üst 1 dördüncü file detayına da tam şu noktada başlayacağım. Bakın 3 taneyi böyle üzerinde gezdirmiş oldum. Şimdi yine 6 zincir çekiyorum hanımlar. 2, 3, 4, 5, 6. Zincirlerini dediğim gibi siz istediğiniz gibi elinize göre yine 5 ile de devam edebilirsiniz. İpinizin dokusuna göre benim şimdi kullandığım iple 4, 5, 6 diye devam ettim. Bu sırayı da 6 zincirle böyle devam edeceğim. O uç noktada bir artırma yapıp yapmayacağıma da birazdan karar vereceğim. O noktaya gelene kadar 6 zincirle böyle devam ediyorum hanımlar. Evet sevgili hanımlar. Şimdi ben bu sırayı örerek göstermiyorum size. Çünkü buralarda artırmalar yaptım. Tam 19 tane şu detaydan yapacağım. İkili trabzan detayından. Tam 19 tane altı zincirlik noktalara giriyor. Bunu hesapladım. Siz de zaten bunu yaptığınızda şu sırada o hesabı yapacaksınız. Hemen şuralarda eliniz zaten zincir belli edecek kendini şu dönüşlerde. Şuralarda 5 zincir, 6 zincir, 5 zincir, 6 zincir, 5 zincir, 6 zincir, 5, 6 belli ediyor bakın şu noktalar kendini. Buralarda sadece yaptığım şu dönüşlerde böyle 5'li 6'lı bir zincir çektim. Çünkü trabzanlarda şuralar ekleme noktaları olacak. Buralarda bir toplanma olmasın, çirkin bir görüntü olmasın diye böyle çalıştım. Aynısını karşı kısma da yaptım. Bakın yine burada da hemen fark ediliyor. Bakın 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6. Bir de böyle gördüğünüz gibi bir filenin içinde iki yere batmışım. Böyle bir dönüşlerde zaten şu oval kısımda belli ediyor. Yani ben burada yaptım, siz burada yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Sadece şu oval dönüşü muntazam vermek için elinizi ipinize göre, ben kullandığım ipe göre, elime göre bu dönüşü sağladım muntazam durması adına. Yine böyle yakın yakın gösteriyorum ki ekran görüntüsü alıp bakarsınız. 5 zincir çektiğim zaten yerler belli. Diğerleri bu kısımlar hep yine 6 zincir böyle devam ettim. Geldim. Şu noktada bakın 5, 6 ile bitirmişim. Şurada hemen iz sürmemi yaptım. Sırayı bitirip iz sürmemi yapıp şimdi ikili trabzan kısmı şurada başlayacağım. Hemen burada 2 tane iz sürmesini yapıp bu sıraya çıkmışım. Bunu da yani yakın yakın gösterdim anlamanız adına. Şimdi burada ne yapıyoruz? İpimizi üzerine alıyoruz. İlk ikili trabzan şu bu kafese dolduracağız. Bakalım kaç tane doldurmak istiyorum. Yine sizle karar vereceğim. Çünkü hepsinde değişti. Yeşilde 9 trabzan yapmıştım. Sarıda tahminim 8 trabzan. 2, 4, 6, 8 trabzan yapmışım. Onun için tam sayı vermiyorum. Bunda kaç trabzan olacak?
bakacağım. Siz de elinize göre istediğiniz dönüşü marullanmaması için elinize göre bu trabzan sayısına karar verin. Tamamen bu size ait. Ama ben kaç tane çektiysem şimdi onu size detayını vereceğim. Mezan okunuyor. Bir ara vereyim, devam edeceğim. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi kaç tane yapmışım? 2, 4, 5 tane ikili trabzan yapmışım. 6 zincirlik noktaya. Hemen 2, 4, 6.yı da yaptım. 7 diyeyim. Bakacağım şimdi kaç tane yapacağıma karar vereceğim. 8. 8. Bir tane daha yapabilir miyim diye düşünüyorum. 2, 4, 6, 8. Bir tane daha yapmaya karar verdim. 9. Yani 9 tane ikili trabzan yaptım. İsterseniz 8'de de bırakabilirsiniz. Daha bu kavisin dar olmasını istiyorsanız 8'li ikili trabzanda da bırakırsınız. Ben 9'da bıraktım. Hemen şu 6 zincirlik noktada şurada birleştiriyorum. Bunun suplası da çalışacaksınız. Sayfamda faydalanabilirsiniz. Suplasıyla takım yapmak istediğinizde olan detayı yapıyoruz. Hemen şimdi burada yine ilmeğimi üzerine aldım. Buraya değil, diğerini atlıyorum. Aynı suplasında olduğu gibi. Buraya şimdi yine 9 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 İpiniz eğer ince ise, daha ince ise 10 11 tane de yapabilirsiniz. Benim yaptığım trabzanlarda ipime göre 9 tane uygun buldum. 9 tane de bıraktım. Sarıda 8'de bırakmışım. O biraz bir tık daha hafif bir inceydi sanki ipi. 2,5 milim civarı diyorum ipi. 2 bazen 8 noktada olabiliyor ama 3 değil. 4 de dediğim gibi ipin arkasında yazan 4 yanlış basılmış. Yeni üretimde düzeltecekler o sorunu da. Yoksa ipimiz 2,5 milim. 6. Bu arada sayarak devam edeyim. 7. 8. Bir tane daha yapmam gerekiyor. 2, 4, 6, 8. Hepsi aynı olması gerekiyor çünkü muntazam olması için. Şimdi burada 9'u yaptım. Hemen şu filenin orta kısmında hiç ilmek üzerine almadan, dediğim gibi suplasında olduğu gibi o detayı buna yapıyorum. Çünkü suplasıyla takım çalışacaksınız siz bunu. Onun için istediniz benden. Ben de bunu size bu pembeden detaylı böyle bir kahve sunumlu olarak gösteriyorum. Yine hemen şu noktaya geçişimi yaptım. Yine burada da 9 tane yapacağım. Şu oval kısma gelene kadar böyle yapayım. Oval kısımda hem zincirlerin nerede artış yaptığımı daha detaylı görmeniz adına o kısma gelene kadar böyle devam edeceğim. Siz de devam edin hanımlar. Evet hanımlar, oval kısma geldim, dediğim noktadayım şimdi. Şimdi bir iki tane de orada yapayım sizle. Şurada bakın, bir filenin içinde iki tane arttırmışım. Şurada şimdi 6 zincirlik noktaya gelmiş oldum. Hemen onun içine de 9 tane dolduracağım. 1 2 2 3 3 4 5 Marullanma olmaması için bu detayda 8 ile 9 arası o kararı siz verin. Ben 9'da karar verdim. Böyle devam ediyoruz. 7 8 Şimdi burada 8 tane yapmayı uygun buldum o halde. Yani 9 yaparsam belki marullanır diye şurada 8'de bırakıyorum. Yani şu oval kısımda şurada bitirmişim. Bu 9. Bunu 8 yaptım hanımlar. Bir tık daha küçük. Bunda da öyle çalıştım. Bunun da hatta bunun bu kısmında
bütün gittim şu arayı, bakın şu arada şu atladığım fileyi atlamadım. Yani bu karar tamamen size ait. Ben size adım adım detaylı gösteriyorum ki istediğiniz gibi oval dönüşleri elde edin diye. Şimdi burada 8'de karar verdim. Şu 5 zincirlik noktadayım şimdi şurada. Çünkü bir 5, burada 6, 5, 6, 5 böyle devam ettim hanımlar. Bakın bir de artırma yaptım. Bir filenin içinde 2 tane file oluşturdum. O noktadayım. Şimdi burada 8 yaptıktan sonra, pardon, şimdi buraya bu 5 zincirlik noktada kapatıyorum. Böyle bir kavis vermiş oluruz bu sayede. Şimdi bu 6 zincirlik noktadayım. Suplası da size bu konuda çok yardımcı. Supla detayını çalışanlar bunun tekniğini tamamen anladılar, ne yapmak istediğimi, ne anlatmak istediğimi. Ama yeni başlayanlar adına ben yine yakın yakın size detaylı göstermeye çalışıyorum. Umarım faydalı olacaktır bu detaylar size. Sadece neye dikkat edin? Oval görüntünüzün muntazam olmasına çok dikkat edin. Çok sayılara takılı kalmıyorum farkındaysanız. 9, burada 9 tane trabzan yaptım. Şimdi burada 8 yaptım şu oval dönemeçlerde. Çünkü arttırma yaptığım için burada marulansın istemiyorum. 6, 7 ve 8. Şimdi şurada 5 zincirlik, bakın yine 2 tane artışlı bir noktam var. Hemen onun içinde böyle kilitledim. İnanın çok kolay bir model ama ben bu detayda çok takıldım. Çok uğraştım. Denk gelmediği anlar da oldu. Yeşilde çok zorlandım. Ama yeşil şu anda elimde olmadığı için sizle paylaşamıyorum. Onu sipariş hazırladığım için gönderdim. Tekrardan sizler için böyle bir kahve sunumluğunda modeli buluşturuyorum. Onda da aynı bu tekniği uyguladım. 2, 4, 5, 6, 7 ve 8. Oval kısımda 8 tane ikili trabzan yaptım. Tekrardan belirtiyorum. Şimdi şu 5 zincirlik noktadayım. Bakın burada da yine bir artış yapmışım. O noktadayım. Böyle dönüyorum hanımlar. Yine döndükçe detaylı göstereceğim. Burada zaten son artış noktası. Ondan sonra bakın devam ediyor. Bunu da 8'li doldurduktan sonra burada artık 9'lu düz böyle devam edeceğim. Yine oval kısma geldiğimde yine detaylı göstereceğim size. Evet, yine oval kısma geldim. Şuradayım. Bakın birkaç tane yine sizle birlikte yapalım ki bitişimi de görmüş olursunuz. Yine şu 5 zincirlik 2 tane arttırdığım noktadayım. Bakın bu 5 zincir, burası 6 zincir. Bunun için ikili trabzan yapacağız. Burada da trabzanlarımızı bağladığımız nokta. Orada 5 zincir çektim özellikle. Çünkü bir hani oval dönüşümüzde bir sıkıntı olmasın diye. Bu arada tığımı, farklı tığ almışım. Şimdi değiştim hemen. Yine burada 8 ile başlıyorum. 8 tane ikili trabzan olacak. Oval kısımlarında 8 ile döndüm. Şimdi sarıdaki dönüşü de zaten bitirince sarıyı da size detaylı detaylı göstereceğim. İsterseniz öyle de çalışabilirsiniz. İsterseniz böyle çalışabilirsiniz. Yeşilde böyle çalışmıştım. Onun için size o detayı gösteriyorum özellikle. 8 oldu mu bakayım? 4, 6, 7 ve 8. Şimdi burada 5 zincirlik nokta, bakın şurada 2 tane artış yaptığım nokta şurası. Şunun içinde hemen bağladım. Tekrar geçişimi yaptım. Ve buraya da yine 8 tane ikili trabzan yapıyorum. 3, 4, kaç tane trabzan yapmışım
Yani kaç tane böyle trabzan yaptığım detaylar olmuş. Onu da sonunda yine size sayıp söyleyeceğim. Denk gelmesi için, çünkü bu kenar detayının denk düşmesi lazım bitişinin. Yedi, iki, dört, altı, yedi ve sekiz. Nihayet. Şimdi şurada yine beş zincirlik nokta. Böyle şu kısma gelene kadar ben devam edeyim. Yine bittikten sonra, buraya geldikten sonra şu bitişte tekrardan bir üst sırayı göstereceğim size. Evet, tam bitirdiğim noktaya kadar geldim. Burada da 8 tane yaptım. Ve başladığımız nokta şurası. Şurada kilitleyeceğim. Tam şurada. Kapatıyorum. Şimdi üst son 2 sıra detayımız. Hemen burada iz sürme dediğimiz, yine içinden gezdiriyorum ipimi böyle. Niye takıldım ben? Şimdi oldu. Böyle. Şimdi şurada bir atlama yapacağım. Marullanmaması için oraya kadar. Bu bildiğiniz suplada yaptığımız gibi devam ediyoruz. Bu modelin suplasında yaptığım detayın aynısını yapıyorum. Şurada şuna batmıyorum hanımlar. Şu bir tane başağa, şu ekleme başağına batmıyorum. Onu atlıyorum. Şurada şöyle birleştiriyorum. Çünkü marullanmasını istemiyorum. Muntazam olmasını istiyorsanız siz de o kısımda dediğim atlamayı yapın. Sonra gelen, her gelen zincirin içine yine bu kaydıra kaydıra böyle devam ediyorum. Yine bakın, oraya geliyorum. Tam birleşme noktasını burada, bunu gezdirmiyorum. Şu noktaya atlıyorum hanımlar. Şuraya atlıyorum. Böyle sıra sonuna kadar bu kaydırmayı yaparak siz de devam edin hanımlar. Oval kısmında da aynı noktada, şuralarda almıyorum. Şunları almayacağım. Şu gördüğünüz şu noktaları almadan devam edeceğim. Siz de öyle bu kaydırmayı sıra sonuna kadar devam edin. Evet. Bu kaydırma tekniğiyle böyle geldi, gördüğünüz gibi ben şu hemen hemen şu bitiş noktasına kadar getirdim. Şimdi böyle bir elimle ona tersten böyle bir el ütüsü yaptım. Şöyle bastırdım. Şuraları böyle ördüğünüzde hafif böyle bir kalkma olur. Ona hiç tedirgin olmayın. O sonra el ütüsüyle düzeliyor. Düzelmediği takdirde eğer tersinden buhar uygulayabilirsiniz. Ben genelde tersinden masanın üzerinde çok bastırarak böyle detaylı el ütüsü yapıyorum. Tabii gerektiğinde buhar da uyguluyorum. Bazı modellerimde, ama bunda böyle el ütüsüyle düzeltmiş oldum. Şimdi hemen son detayımız, artık mutlu sona doğru ilerliyoruz. Son detayımıza geçmem için şimdi şu son kilidi de göstereyim istedim. Bakın yine hemen burada şuraya batmıyorum. Hemen gelen şu başladığım noktanın bakın arkasına geçiyorum. Şu arkadaki şu noktadan şuradan hemen aldım. Böyle bir geçişimi yaptım. Şimdi isterseniz bir zincir çekerek yine suplasında gösterdiğim gibi bu detayla devam edebilirsiniz. Böyle sık iğneyle devam edebilirsiniz. Ama ben bunda bu ikinci kaydırmayı yapıyorum. Böyle hem daha bu kavisli yaptığımız bu trabzonlu kısmı daha belirgin hale getirmiş oluyorum. Hem de hoşuma gidiyor bu duruşu. Nasıl çalıştıysam, çok istediğiniz için aynı yaptığım detayı sizinle de adım adım buluşturuyorum sevgili hanımlar. Umarım faydalanacaksınız. Böyle bakın, şimdi burada yine bakıyorum. Eğer şu noktadan alırsam bakacağım, sizle beraber o karara varacağım. Çünkü diğerinde almadığımı hatırlıyorum. Bir, şu
şunu almıyorum bakın. Şuradakini almıyorum. Tam en dip noktadakini almıyorum. Hemen gelene. Şu başan şu noktada. Çünkü orada bir marulaşma olmasını istemediğim için böyle bir bitiş o bu kavislerin bitiş noktalarında ondan almıyorum. Böyle sıra sonuna kadar bir tane daha yapayım ki detaylı detaylı görün. Daha yavaş ve daha ekrana yakın çekmeye özen gösteriyorum. Çok şikayetler aldım çünkü sizden kaptırıyorum örerken. Yani sizle konuşur gibi anlatıyorum sanki karşımdaki gibi. Çekim yaptığımı unutuyorum. Tabii profesyonel değiliz. Sizin istekleriniz doğrultusunda ben de bu size anlatma için bu YouTube kanalını açtım. Acemiliklerim tabii ki oluyor. Bakın yine o noktadayım. Şurada. Şundan almayacağım. Şuna geçeceğim. Bir tane şurayı almayacağım. Şuna geçeceğim. Şöyle. Veya bunu alacağım. Ona atlayacağım. Hangisi kolayıma gelirse bir tanesini atlamış olacağım. O kararı siz de yaparken verin. Şunu mesela atlayacağım. Şuraya geçiyorum. Hep bir tane atlamış oluyorum. Böyle devam ediyorum. Sıra sonuna kadar siz de böyle devam edin hanımlar. Evet hanımlar. Ben ikinci kaydırmamı da böyle yaptım. Bakın yine ona da güzel böyle bir elimle elitsini yaptım. Tam şu son birkaç taneydi. Sizle birlikte bitireyim. Hem finalini nasıl bitirdiğimi de onu da göstermiş olayım size. Sonra da tekrardan bir yakın yakın göstereyim. Yine bazı detayları vereyim size. Bakın son hep burada. Gördüğünüz gibi bir ilk başında yaptığımız gibi hep şu önden değil, şu arka kısımdan, şuradan çekmişim yine elimi şöyle. Şurada. Şimdi burada şuna da batıyorum. Şuna da batıyorum hemen. Çıkartıyorum ve burada artık şöyle şu bir miktar, çok değil, bir miktar alıyorum. İpimi bırakıyorum. Mecbur bunu çakmakla biliyorsunuz sabitliyoruz ipimizi. Makasla kestiğimiz zaman sökülme yapabiliyor. Şöyle hemen ayırdıktan sonra bir küçük numaratı kullanıyorum biliyorsunuz ben. Bu bende alışkanlık haline geldi. İpi hemen yine nasıl bitirdiğimizi gizlemek için tığım gördüğünüz gibi böyle arka kısmında hemen şurada arkadan şu iki deteğin içinde iki ilmeğin içinde ipimi aldım, çıkarttım. Şimdi ipin geldiği yer şura kısım, yine tığım arka kısımda, oradan böyle ipi arkasını aldım, böyle döndürüyoruz tersinde. Hemen şuralarda şöyle içinden alarak yine şöyle birkaç yerine, zaten sert olduğu için atma olmayacaktır. Hatta şöyle yapıyorum ben, ucunu yanık yere gözükmesin diye şöyle gizlediğinizde oradan zaten çıkma mümkün ihtimali yok. Sonra tekrardan şöyle bir elimizle düzelttiğimizde, şimdi sarıyı bir çekelim. Şöyle bakın, böyle size yakın yakın göstereyim. Biraz akşam ışığına kaldım ben. Çok tatlı bir pembe. İnşallah yarın size buna gün ışığında bir resim çekerim. Pembesi çok tatlı. Hemen böyle dedim bir pembe çalışayım size sunumluk. Ölçüsünü de vereyim hemen size. Böyle ne kadar ölçüsü şey olmuş. Hemen. Böyle elimle de bir daha bir tekrardan düzelteyim. Şöyle ölçelim. Bakıyoruz. Çünkü iki oval uçtan 20 santim. En 20 santim. Boyunu da bir ölçelim bakalım hemen. Boyu ne olmuş?
Boy uzunluğu da hemen hemen 38. 38 santim olmuş bunun. Dediğim gibi 100 santim yapmak istiyorsanız eğer 110 santim, 80, 90 o aralar 100 ilmek kesin çekmeniz gerekiyor. Artı 2 ilmekte dönüşler için lazım. 102 ilmekle, 112 ilmekle, 122 ilmekle yani masanızın merkezini ölçü aldığınızda ona göre değişecektir. Çünkü benim ölçülerim öyle değişiyor. Çok sorduğunuz için o detayı da veriyorum. Tekrardan böyle yakın yakın gösteriyorum. Bakın hiçbir marullanma yok. Böyle oldu. İnşallah siz de böyle benim anlatımımla bu modelden faydalanacaksınız. Böyle sizin de muntazam bir oval runnerlarınız olacak. Şimdi diğerini de göstereyim. İsterseniz tabii ki sık iğneyle de devam edebilirsiniz. Eğer suplanızın içine sık iğne dönmüşseniz sık iğne de devam edersiniz. Bunda da 1, 2, 3 şöyle tekrar 1, 2, 3, 4 5. de bunda da file detayı yapmışım. Bunda gördüğünüz gibi her sırada 8 tane 4, 6, 8 tane trabzan yapmaya uygun bulmuşum. Yine 2 sıra iç sürmüşüm. Bunda artırma noktası bir tek şurada yapmışım. Sık iğne döndüğüm için şurada var. Sonrasında yok. Buralar hep alt zincirle bitiyor. Şurada bakın 1, 2, 3 yerde burada hiç ara birleştirmesi yapmamışım. Böyle bir dönüş sağlamışım. Dediğim gibi bunlar bu tercihler size bakıyor. İsterseniz böyle de çalışabilirsiniz. Burada bakın buradan itibaren bağlamışım. Burada yok. Böyle de bir oval dönüş elde edebilirsiniz. Ya da yine pembede yaptığım gibi böyle de bir oval dönüş elde edebilirsiniz. Tercih sizin. Bunun ölçülerini vermiştim zaten size. Biraz daha bunun eni dar. Çünkü öyle o masaya uygun o. Bu da böyle. Genelde bu ölçüde. Yani hemen hemen az önce ölçmüştüm. Şimdi unuttum. Tekrar ölçeyim enini. 20 santim. Genelde 20 santim, 22 santim. Öyle kullanıyorum sunum runnerlarında. Fazla, çok çok fazla da masanın yeri kaplamasını istemiyorum. Çünkü suplalarla takım oluyor. Ama siz tek olarak kullanacaksınız. Biraz daha enli yapmak istiyorsanız şu trabzan noktalarında dediğim gibi 1 artı 1, 2 artı 1 diye de devam ederek sonra bu detaya geçebilirsiniz. Gösterdiğim bu teknikle devam edebilirsiniz sevgili hanımlar. Evet hanımlar, artık tamamen anlatımımız bitti. Bu noktada sizden rica edeceğim yine kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, yorum bırakmanızı ve beğenilerinizi bekliyorum hanımlar. Bir sonraki tarifimde çok kısa sürede sizlerle yine buluşacak istediğiniz modellerim sırayla çekim aşamalarını devam ediyorum. Sizlere keyifli örmeler diliyorum. Ben çok keyif aldım bu modelden, sizle paylaşmaktan da. Detaylı detaylı anlattım. Umarım faydalı olacaktır. Bir sonraki anlatımımda buluşuncaya değin. Tekrar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Keyifli örmeler sevgili hanımlar.